ağırlık merkezi olarak verilmiş ki şurada da 6 ve 10 birimler verilmiş. Bizden istenen x. Şunu devam ettirirsek şöyle. Ağırlık merkezinden geçtiğine göre bu kenar ortay olacak. Yani şu parçalar birbirine eşit olacak. Bunu söyleyebiliriz. Sonrasında şu parçalar da birbirine eşit. Bu da kenar ortay. Tabii şu D, C kenar ortay. G'de ağırlık merkezi olduğuna göre 1'i 2 kuralını uygulayabiliriz. DG uzunluğu 6 ise GC 2 katı yani 12 olmak zorunda. Burası 12 olacak. 1 birim, burası 2 birim. Aynı şey şurada da geçerli. Köşe tarafı 2 birim, kenar tarafı 1 birim olacak. 10, burası 5 olmalı. Tabii burası 90 derece ise aşağı tarafı da 90 derece. Şuradaki üçgen, şu an sarıya boyadığım üçgen özel üçgen. 5, 12, 13 özel üçgenidir. Yani şu parça, buradaki parça 13 olur. 5, 12, 13. Diğer parça da 13 olacak. İkizkenar üçgen çünkü. İkizkenar değil de. Kenar ortayı çünkü. Taban parçaları eşit. Aradığımız x uzunluğu 13 artı 13'ten 26 gelir.